Gelelim Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dünkü Atina ziyaretine. En çok akıllarda kalacak fotoğraf bu fotoğraf. Hani baktığınızda herhalde iki ülkenin halledemeyeceği bir sorun yoktur dersiniz ama gerçekten çok kritik e, sorun başlıkları var iki ülke arasında. Yunan gazeteleri acaba bu e, fotoğrafı ve genel olarak oradaki mesajları nasıl yorumladı? Bir iki gazeteden size yorum aktaralım. Çünkü öncesinde acaba Ankara'nın rövanşını alır mı Çavuşoğlu diye bir beklenti vardı Yunanistan basınında. Ama dün baktığımızda Yunan basınına pozitif e, mesajlara ve özellikle Erdoğan müçotakis buluşmasının kararlaştırılmış olmasına özellikle atıf yapılıyor. Katimerini gazetesi ılıman sular için ilk adımlar manşetiyle çıktı. Çavuşoğlu'nun ziyarette yumuşak dil kullandığı vurgulandı. Haberde gelecek istasyon 14 Haziran denilerek Erdoğan Miçotakis sirvesine gönderme yapıldı. Sol görüşlü Avgi gazetesi Dendias Çavuşoğlu görüşmesinden Miçotakis Erdoğan görüşmesi çıktı başlığını kullandı. Hükümet yanlısı Elefteros Tipos gazetesi kadifeli dönüşün arkasında ne var diye sordu. Ankara'daki sert görüşmenin aksine bu kez temasların ılımlı geçtiğine dikkat çekildi. Yunanistan'ın en çok satan gazetesi Tanea ilk sayfada Çavuşoğlu ve Dendias'ın kucaklaştığı fotoğrafı paylaştı. Çavuşoğlu sınavdan geçti. Görüşme Washington'un gölgesinde yapıldı denildi. Ve e, Efimerida e, Sintakton gazetesi Erdoğan ve Müşatakis'in Türk-Yunan ilişkili için 14 Haziran'da randevulaşmasını ön plana çıkardı. İşte Yunan gazeteleri dünkü Çavuşoğlu'nun Atina ziyaretini bu ifadelerle, başlıklarla yorumladı.